Herkese selamlar dostlar. Pazar günü çok güzel maçlarım var. Özellikle Kangal imzalı maçlarım var. Onun bilgisini vereceğim sizlere. Özellikle Konya maçından bahsedeceğim. İçeri alacağımı düşünüyorum. Gelmesi %80 bence. Bahsedeceğim birazdan. Sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. İsterseniz başlayalım. Öncelikle katı, katı telegram gruplarımız Şubat ayı için yenilendi kadar. Onun bilgisini vereyim sizlere. Şubat ayının direkt başına gelmek isteyenlerimiz varsa gelebilir. Sonradan da gelebilir. Hiç problem değil ama gruplarımızın yenilendiğinin, yenilendiğinin bilgisini sizlere vermek istiyorum. Şubat ayı için yenilendik. Devam edelim. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. Fenerbahçe Ankara gücü. Maç skoru olur sizlere sorduk. Güzel bir maç bekliyorum. Ankara gücü de deplasmanda gol, golcü bir takım. Maçlarda gol sıkıntısı çok yaşamıyor üretkenlikte. Maç skoru olur diye sizlere sorduk. Hafta sonu olması kaynaklı cumartesi 3 kişi alacağımızı söyledik. Pazar da 3 kişi alacağız arkadaşlar aynı şekilde. Ve bilenler bilenler kim olursa artık yani 30 gün falan kalacak grubumuzda. Onun da bilgisini vereyim. Şubat ayı boyunca gruplar da yenilendi. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler. Havanın kaç derece olduğunu sormak isteyenler tekerleğin icadını sormak isteyenler, her türlü soru görüş öneri, gruplara gelmek isteyenler ve skor bilenler Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirler. Mislilerde neler yapıyoruz? Devam edelim. Son mislilerimiz arkadaşlar. Şubat ay Ocak ayını çok güzel bitirdik. Tekrardan bahsedeceğim ondan. Verdiğimiz misliler bakın yüksek misli grubunda biz bir kasa yönetimi yapıyoruz. 2800 misli, 1200 misli, Bunları yani bu seviyede oynayanlar özellikle gruba girerken ben yazıyorum ki abi 500 TL'nin üstünde oynuyorsan öyle gel gruba diyorum yüksek miktayla yoksa gelmene gerek yok açıkçası. Çünkü kasa yönetimi yapıyorum ben burada. Yine bahislerden faydalanırsın, okey. Ama kasaya ortak olamazsın. Burada son ayın kasası, ocak ayın kasası tam anlamıyla 12.708 TL net kar var aga. Bunun bilgisini vereyim. Ocak ayında böyle Şubat ayına da başladık. Şubat ayında ilk bahislerin cumartesi günü vermiş olduk. Bakalım bugün ne olacak birlikte göreceğiz. Bilginize. Onun dışında şöyle canlı olarak gruplarımıza devam edeceğiz. Bu arada stat canlısı var. Ee, Telegram grubuna katılabilirsiniz. Stat canlısı yapacağız. Bir de herkes açık Telegram grubu var. Oraya da katılabilirsiniz aynı şekilde. Oradan da e, ara ara ekstra tercihler stat canlıları falan orada gelecektir. Açıklama yorumlar kısmında da mevcut. Başlayalım isterseniz. Sizlerden beklentim artı 500 üzerinde beğenin. Pazar günü olması kaynaklı. Şöyle be ya izleyen herkes bir beğeni atarsa 500'ü çok kolay buluruz. Hem motivasyon hem de maçlarımıza enerjimizi verelim. Konya maçıyla başlayalım. Aga Konya'nın bu hafta yapmış olduğu transferleri gördünüz mü? Bunu sorayım ben öncelikle. Ulan vücudumda fena elektrik var. Her yerden elektrik çarpıyorum. Neyse devam edelim. <laughs> Güzel muhabbet bölüyorum ama. Bakın Konya Spor bu hafta 3 tane transfer yaptı abi. Bu transferler kim? Bir tanesi İstanbul Spor'dan. Hatta iki tanesi İstanbul Spor'dan. Bir tanesi Endao. Son haftaların Süper Lig'de en formda yabancı isimlerinden bir tanesi. Etemi İstanbul Spor'dan. Teknik kalitesi yüksek oyuncu. Bir tanesi Toper aldı sanırım. Damian Evic miydi? Bir tane öyle bir adam aldı. Yani Konya Spor dedi ki. Aga bu takım yetersiz. Ben üç tane transfer yapıyorum. Hedef maçım da transferlerle birlikte Başakşehir maçı. Başakşehir tarafına dönelim. Bu maç Kangal imzalı bu arada gelmesini bekliyorum. Başakşehir tarafına dönelim. Aga kaç tane cezalı isim var? Geçen maç ne oldu? Fenerbahçe maçında iki tane kırmızı kart gördü mü? Gördü. Kimler gördü Aga bu kırmızı kartları? Forvet. Forvet. Gol yollarında sıkıntı yaşayacak mı takım? Yedekten alacağı oyuncu yok. Serdar Güller gelecek. E, yedekten başka kim alacak? 60 dakika. Sıkıntı yani anladınız mı? Bazı eksiklikler var. Cezalılar da var. O yüzden İbre burada ben Konya tarafına veriyorum. Fakat Konya tarafına nasıl vereceğiz? Diğer seçeneğinde ev sahibi yarı kazanır. Oran 1.65 aga. Ben bunun yüzde 80 gelmesini bekliyorum. Fakat gelmezse, gelmezse de şöyle günün erken seans mücadelesi zaten berabere bitme ihtimali yüksek bakın. Beraberlik ihtimali yüksek ama ben diyorum ki biri bir yarı dağıtsın, biri bir yarı dağıtsın. O yüzden e, Konya Spor'da burada bir yarıyı kazanır diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ben burada Konya tarafında olduğumu söyleyeyim. Maçın beklentisi de bir birlik, beraberlik. Sivas Spor Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş son haftalarda yine ayarı kaçtı. Pardon, ayarına döndü mü demek lazım. Bilmiyorum artık. Beşiktaşlar kızmasın. Espridir bu da. Ee, yani sıkıntı. Aga, hocalık da bir şey yok bence. Takım yetersiz ki. Kadro olarak yetersiz. Tayfur Bingöl şov yapıyor. Abimiz. Yani Beşiktaş tarafında sıkıntı. Sivas tarafı da iyi bir oyun oynuyor aga. Bak şunu söyleyeyim. Sivas Beşiktaş'tan şu an yani daha iyi ya birbirine yakın oyun oynuyorlar. Öyle söyleyeyim. Daha iyi demeyeyim de birbirine yakın takım oyunu oynuyor diyebilirim ben. Sivas tarafından da gol bekliyorum. Hava zaten soğuk. O yüzden Beşiktaş tarafından da gol gelir diye düşünüyorum. 1-1 ayarında beraberlikle bitebilir. Benim tek tercihim burada karşılıklı atılacak gollerdir aga. Kadiz'de Bilbao muazzam maç gelmesini bekliyorum bu maçın da. Abi Bilbao hafta içinde miyim? 120 dakika maç oynadı. Onun yorgunluğu olacaktır. Ama abi adamlar ne top oynuyor ya. Barcelona'yı devirdiler. Dördüncü golü gördünüz mü? Nico Williams pezevengi nasıl attı? Ayak dışını bir koydu. Penya kaldı kalede mal gibi. Muazzam bir oyun sergilediler. Ben derim ki abi ne olursa olsun etinden korkanın kemiğini Atletik Bilbao'yu bu maçta kesin vereceğim. Aga izli, izliyoruz yani anlatabiliyor muyum? Yani ezberi de konuşmuyorum. İzledim. Adamlar iyi oynuyor aga. Kadiz'de oynayacaklar. Kadiz'in durumu malum. Ben burada Bilbao tarafına doğrudan yönelirim. Hatta şunu söyleyeyim. İndeks beklentisine baktım. 3-0'lık atletik bir bağ galibiyeti bekleniyor. He indeksi böyle izledim. Nico Williams da Inyaki Williams iki kardeş sağlı sollu geliyor zaten. Fena oyun var. Maç 2'yi aldım. Hatta oran yükseltmek isteyenlere diyeceğim ki. Matsun iki 2 bir buçuk üst yaparsanız da oranı 1.92'ye kadar da çıkartabilirsiniz. Aga. Fenerbahçe Ankara gücü. Bu maçın maç konusu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de. Aga Şimdi e, normalde ilk yarı 1 ve 2,5 üstünde bir iki tercih var. Fenerbahçe'ye başka tercih oynanmaz. Ama şöyle söyleyeyim. 3 maçtır Fenerbahçe hepsi 2,5 alt bitti gördüğünüz. 1-1 bir, bir bitti, 1-0 bir, bitti, 1-0 bitti. Hepsi alt bitti. Fenerbahçe'nin de biraz ayarı kaçtı fakat Galatasaray bu ara boyayı gönderdi. Ulan gitti. Galatasaray olarak çok üzüldüm ama ederini buldu diyelim. 30 milyon. Allah bereket versin. Fenerbahçe de Çağlar'ı aldı. Çok iyi. Fenerbahçe bence bu son hareketlerden kaynaklı. Yani bir adım daha öne geçtiği gibi geliyor bana. Yani her hafta değişiyor. Biri kötü oynuyor o oluyor diyor. Biri kötü oynuyor o olur diyor. Ortalık karışık. Ben ama Ankara gücünde burada iyi bir futbol oynayaraktan da 2.5 üstüne bir abi. İlk yarıya gitmeyeceğim bu sefer. Genel 2-1-3-1 adına hatta 3-1'de bir skor beklentim var. Benim 3-1 arasında bir Fenerbahçe galibiyeti gelebilir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirebilir diyerekten geçelim. Dortmund'la Bohum mücadelesi. Bohum'la son mücadelede Stuttgart'ı devirdi. O maç da çok olaylıydı yani. Devresinde en az 40 dakika oyun durdu ya. Diğer maçlar bitti öyle başladı falan mücadele. Stuttgart Bochum mücadelesi. Dortmund'da oynayacaklar. Dortmund Yaga özellikle Malın formda. Geçen haftada da korner organizasyonundan çok güzel bir gol attılar. Ben burada şey tarafındayım. Dortmund tarafındayım ama şu yönden. Şimdi boğum burada kapanacak. Son haftalarda iyi gidiyor ulan biz yenilmeyelim mantığıyla burada çok fazla kapanacak boğum tarafı. O yüzden kornere gittim. Şu an açık değil ama mücadeleler korner. İlk yarı 4.5 üst korner aga. İlk yarı baskıdan 5 korner çıkartıldı bu maçta. oranda bir 1.60 seviyesine yakın olacak. Onun da bilgisini vereyim. Bir 1.60 bandında oluyor her zaman. İlk yarı 4.5 üst korner değerlendirdim. PAOK'la Pan'a mücadelesi. Şimdi Yunanistan Ligi'ne de nereden sardın diyerekten ben söyleyeyim. Pana'nın son maçlarını izledim. Zaten Fatih Terim kaynaklı. Hem en kötü özetini izliyorum abi. Youtube bile önüme çıkartıyor aslında satayım. Sürekli maç izlediğim için aa diyor bütün maçları izledin. Bu kaldı. Bunu da izle diyor. Ben de tamam abi diyorum. izliyorum ben de. Şimdi bu maçları da ben takip ettiğim için ya alevli bir maç olacak. Şampiyonluk yarışında 44-44. Berabere bitme ihtimali var ama bir ihtimal paok önde gibi geliyor bana. Fatih Terim konuşturabilir burada. Ben mücadeleden KG varımı alıyorum. Oranda da 1.56 yani var olmaz diyor. İddia diyor ki bu maçta var ihtimali zor diyor. Normalde yüksek olsa 1.40 açacak anladın mı? Ama ihtimali biraz zor diyor. Ben bu ihtimale dayanmıyorum. Kendim izlediğime göre diyorum ki mücadele 1-1 ayarında belki de 2-1 Pauk kazanabilir diyorum. Fiorentina ile Inter ben şunu anlamadım aga. Bu Juventus nereden geldi buraya? Yemin ediyorum bu Juventus nereden geldi? Hiç anlamadım. Helal olsun. Şimdi Inter muazzam bir top oynuyor. Kupada 2000 misli verdim. Kupayı kazanır diyerekten de. Yüksek misli seviyesini hatırlayan bilir. Aldık oradan da. Napoli ileydi sanırım o mücadele. 90'dan Martinez attı. 88 mi 90'da mı ne attı? Fiorentina ile oynayacak. Aga Inter'in bir yarıyı kazanan oranı 1.37. Kılçıksız değerlendirilir. Ben Inter tarafındayım. İlk yarıyı kazanamasa bile ikinci yarıyı kazanmasını bekliyorum. Burada Inter tarafından Depp Basman bir yarıyı kazanır. Evet 1.37 oran. PSG ile Brest mücadelesi. Bunların ilk mücadelesinde çok golde geçti diye hatırlıyorum ben. 3-2 PSG kazanmıştı. Agalar Brest takımı arkadaki boşlukları iyi değerlendiren bir takım. Paris'te gol atacaktır zaten. O yüzden ben burada üste gittim. 2.5. Genel 2.5 üstü oranı var mı aga? 1.35 yaramaz bize. Ben 2.5 üstüne bir bekliyorum. 3 1 bekliyorum. 3-1 3-2 bandında bir PSG galibiyeti. Hatta ya yani 3 bu maçta Brest tarafından da yani arkadaki boşlukları değerlendirip gol bulmasını bekliyorum. Benim tercihim dediğim gibi burada 2.5 üstüne bir aga. Oran 1.63 bandında. Oran gayet yüksek ve güzel. Onun dışında yani yüksek isteyen varsa 3.5 üstüne bir yaparsa 2.54. Ama yani 4 gol biraz zorlarız ama 3-1-3-2 arasında bir mücadele geçebilir. Beklenti dahilinde geçerse benim beklentim bu yönde. Şimdi pazar için toplamda 8 adet mücadele önerdim. İdeal ve yüksek oranlarda. İdeal ve yüksek oranlardan pazar için sizlere çok güzel 8 tane mücadele önerdim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Herhangi bir kombin çıkarmadım ama gruplarda çıkartacağım. Şimdi daha erken gece onu sakin kafayla yapacağım. Değerlendirici herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.